Köyün, sizin isminizi tekrar alalım. Altıparmak köyünden Salihoğlu Yaşar Kocatepe. Şimdi bu savaş zamanı, muhacirlik zamanı Halit Paşa'yı nasıl anlatırdı atalarınız? Şimdi şöyle hanımefendi, bizim köyümüzde o Halit Paşa'nın yavrularını yapan Salih dede derlerdi, çavuş, Salih çavuş. Evet. Bu Halit Paşa'nın yavrularıymış. 16 sene harp yapmış adam. Vücudunda birçok yerde şey izleri olurdu bunun. Mermi izleri. Evet. Sırtında, kollarında, bacaklarını şöyle bükmüşler, bağlamışlar o şeyde. Öylece iyileşmiş o deriler. Bu nişanlarla yetiştik işte. Bunlardan duyduğumuz kadarıyla harpla ilgili sıkıntılarını, harpla ilgili başarılarını onlara anlatırlardı. Ben de çok severdim bunların şeyini. O zamanlarda hatta bir ara bir kaset doldurmuştum o Salih dedenin şeyinle bir mezrede beraber çalışırken. Oraya da gelirlerdi onlar. Mahallemiz ayrıdır ama orada birleşirdik. Sabaha kadar anlattırdık adama. O kaset nerede şimdi? Bilmiyorum, kayboldu gitti. Tüh ya, çok önemli o tarihi bir vesika. Çok önemli ama işte bilmiyorum. Biz bak geçtik geldik köyde, terk ettiğim benim. Yaklaşık 59-60'lı terk ettim. Ama gene gidip geliyorum memlekete. Ne güzel. Peki nasıl anlatırdı o Salih dede? Halit Paşa nasıl adammış? Şimdi şöyle, Halit Paşa çok meşhur bir adammış. Halit Paşa Doğu'nun fatihi derlermiş. Düşmanın üzerine yürürmüş böyle. Çekilmezmiş kendisi. Demiş ki oğlum arkanızı çevirmeyin. Bu düşmanın kurşunu bize işlemez demiş. Mevzide 200 metre ileride giderdi dedi adam. Şöyle kaputu salladığı zaman mermi çekirdekleri dökülür dedi. Bu Allah'ın vergisi. Evet. Vatan için, millet için, çalışan insanlarımıza. Tabii ki Allah yarım yardımcı olur. Bir gün şöyle bir şey anlattı. Belki bunu yine anlatmışımdır. Melo'nun dağında gidiyoruz dedi. Gavur, Ermeniler katmışlar halkı önüne götürüyorlar. Biz bunların dedi peşinden dedi çıktık dedi. Melo'nun dağına çıktık, kar var. Bazı yaşlı insanlar hastalanmışlar, gidemeyenler ölmüşler, gavur öldürmüş. Bunların da canını kurtarmak için gitmişler. Artık nereye olduğunu hatırlayamıyorum da. Çılçımlı bilmem ne beklerinin yeriymiş. O kadın bunlara konuşan. Baktım ki dedi dağda havluya sarılmış bir şey var. Karın üzerinde. Açtım dedi havluya dedi. Baktım dedi bir erkek çocuğu. He. Sağ. Onu aldım dedi kucağıma. Buraya dedi kaputun içine yerleştirdim dedi. 24 saat gittik dedi. Halkın peşine yetişiyoruz. İndik dedi bir yerde köylülere, vatandaşlara yetiştik. Ama bunlar tabii ki gavur yetiştiği yerde kılıçtan geçiriyorlar. Orada çocuk ne ağladı, ne herhangi bir ihtiyacını giderdi. Hiçbir şey sesini çıkarmadı. Bakıyorum çocuk sağ. İndik dedi köylü yetiştik. Dedim ki dedi, şu çocuğun sahibi kim? Gelsin bunu alsınlar. Dedim dedi. Baktım ki dedi ayın 14'ü gibi bir genç bir hanım. Geldi çocuğu dedi böyle o havluyu açtı. Nasıl gördüyse çocuğu başladı öpmeye de başladı ağlamaya dedi. Çıkarmış buna bir tane kırmızı lira vermiş. Bu çılçın beklerinin gelini bir şeymiş. Kadın. Evet. Demiş ki sen bunu al. Demiş ki bize devlet az çok bir şey veriyor. Sen nereye gidiyorsan bununla bir ekmek al da çocuklarını yedir. İyi demiş. Demiş ki çok bir şey çıkaramadık. Benim harçlığım var. Eyle. Dünya ortalığı düzelirse gel çılçımda falan ağanın geliniyim demiş ben. Aradan dedi yıllar geçti, harp bitti. Bunu Salih dedi anlatıyor. Kendisini kulağımla dinliyorum ben. Evet. Kalktım ya bu kadın beni çağırdı. Bir gelin bakayım ki bu sağ mıdır? Bunlar ne oldu abi? Öyle ki anlattığına göre bu çocuk askerden izinli gelmişmiş. He. Veyahut da resmi elbiseliymiş. Bu gidiyor soruyor o kadının evine gidiyor ki kadın hamur yoğuruyormuş teknede. Çağırmışlar demişler ki seni birisi görmek istiyor. Kadın elinde hamurla çıkmış dışarıya. Dışarı çıkıyor, kadın askeri tanıyor, ha. Dedeyi tanıyor, Salih dedeyi. Buna sarılmış, arkasına da o hamur ellerine.
tabii ki onu görünce oğlu görmüş. Annesini bir adama sarılmış görüyor. Bizde kıskançlık var ya, bilmiyor evet. Çocuğun olduğunu. Bu buna tepki göstermek istemiş. Kadın o hamurlu ellerini adama açıyor, buna birkaç tane patlatıyor da diyor ki oğlum senin baban bu. Belen'in dağında seni kucağına indiren insan budur diyor. Anladın mı? Askerden izinli gelmiş imiş. Hem evet. Söylerdi hem ağlardı. Ne günler çekmişiz. Bunlar memleketimiz bunları çekmiş. Şimdi de kızım görüşün ne olursa olsun. Bu vaziyette kazanılan kanıyla yoğurulan toprakları şimdi biz kime teslim edeceğiz? Bugün beni çağırsınlar askere, her zaman hazırım ben. Silahımla hazırım ben. Bu toprakları kime teslim edelim biz? Zor kazanmışız evet. Bunları anlatırlardı. Bir tane Ahmet dede var idi. Benim hanımın dedesi Ahmet Çavuş. Allah hükmedarlarına kalmış. Annemin babası da, o da Ahmet Çavuş'muş. O da Çanakkale Harbi'nde ölmüş. Onlarla beraber harp yapan insanlar anlatmışlar bunları. Bunlar büyük insanlar. Bunların biz torunlarıyız. Tabii. Allah nurlar içinde yatırsın. Bu memleketi kanıyla teslim almış insanlar. Bugün affedersin, kime teslim edelim bunları? Şimdi bu muhacir olmuş mu sizin köy? Rus gelmişe yanmış mı? Nasıl olmuş kaçakaçlıkta? Bizim köyde şöyle annem anlatıyordu. Annem seferberlik yetimi. İki tane dayılarım varmış benim. Yetiştim dayılarıma ben. Bir tanesi burada. Karakhan Yavuz'u tanıdın mı? O şey mi? Bu otelin sahibi. Otelin sahibi tanıdım. O bizim köylüdür onlar. Arkamda. O burada anlattı. Bir gün geldim. Aşağıda dairedeydim. Mehmet Bey yanındaydı. Orada sohbet ettik de dedi ki senin de dayın var ya dedi. Onda hiç akıl yok dedi. Niye dedim? Şimdi burada Ermenileri buradan çıkardıkları zaman çıkarmadan önce onların burada bir keşişleri varmış. He. Şimdi orada o Yavuz Bey anlat dedi ki işte filanca yerde dedi uzun dedi bir villa vardı dedi. 15-20 tane odası vardı dedi. Bir kat. Orada buradan artık çete reisi mi yoksa ileri gelir delikanlılardan birisi mi o papazı kesmiş orada o keşişi. Kesmiş öldürmüş. Ondan dedi burada Türk tabasına geçen kaldı. Geçmeyen dedi gitti buradan da. Nazım da o zaman dedi 12-13 yaşlarında kalaycı çırağı birisi dedi burada. Üç tane dedi kız Nazım'a sarıldı. Dayıma. Nazım bizi gönderme. Bizi al. Bizi gönderme Rusya'ya. Dayım da demiş ki gelin demiş pisler sizi istemiyorum ben. Böyle yaptı da delini. Burada da kuyumcu dükkanları varmış. Çok da zenginmiş onlar. İstemedi dedi. Ulan al da işte hayatını kurtar da. Anlattı öyle dayım için. Sonra bu Karahanlar'da Mehmet isminde bir dede. Ben zabit dede biliyordum da o gün gene sordum ben burada Karahan Yavuz Bey'e. Dedi ki benim dedem Mehmet. Mehmet dedem dedi. Bu harpten önce Batum'da frencilik yaparmış. Esnafmış kendisi. Evet. Bu köye geliyor geri. Yalnız orada bir binbaşı bunun müşterisiymiş frinde. Türk mü Rus mu? Rus. He. Bunlar orada tanışırmış. Tabii Rus askeri bizim barkala gelince 3 ay kalmış. Zemheri ayında gelmiş. Vay kahrolacaklar. Burada gelmiş o bizim Karahan Mehmet dediğiler buluşmuşlar bunlar. He. Bizim köyün namusunu bizim köyün insanlarını Mehmet dedi kurtarmış. Bu tabii orada binbaşı arkadaşı burada da ondan sonra demiş ki bak bizim Rus askerine korkmayın. İçinde Ermeniler var. Bunlar çok demiş yaramaz insanlardır. Ne isterlerse verin. Ne verir zaten köylü fakir o zaman. Ya neyi varsa iki tane ineği var birini alıyor götürüyor kesiyor yiyor. Evet. Vermezse vuruyor. Tabii. Bizim köyü o Mehmet ile kurtarmış. Allah nurlar içinde yatırsın. Amin amin. Sonra anlatırdı babanın. Annen nereye muhacir gitmiş sonra? Gitmemişler, onlar orada kalmışlar. Gidenler olmuş mu sizin köyden muhacir? Köyden gidenler olmuş ama sonra geri dönenler olmuş. Hatta köye Rus gelince Bolşevitlik ihtiyarları olmuş orada Rusya'da. Evet. Bunu çekmiş gitmişler. Peki bu odun pazarı var ya şeyden Bursa'da.
Odunluköy'ü. Odunluköy'ü. O sizin köylüler gitmiş. Onlar 93 muhacir mi? Onlar 93 muhacir. Onlar gelmişler. Onlara Batum'da gelen insanlar var çok. Hatta bizim Barkan'dan giden de var. Barkan'dan gidenlerle tanıştım ben. Ya. Oraya gittim. Orada var. Odunluköy'ünde işte. Orası şimdi mahalle oldu. Odunluk mahallesi oldu. Orada benim bacanağım vardı. Baldızımın kızıyla evli. Bacanak çağırdı. Vefat etti. O 27 yaşında mı? 28 yaşında mı? Bir delikanlı işte. O köyde ben çok kaldım. Orada İnşaat yaptım ben. He. Yülle mülle yaptım birkaç tane. İnşaatçılıkım da vardı. Onlar işte oradan gelmişler bizim oradan ama ekserisi Kilensev'de gelmiş onlar. Kadı Topbaşı mahallesinde. He. 7 hane gelmişler, 70 hane olmuşlar. Vay be. Orada da derebeklik kurmuşlar. Kabadayılık kurmuşlar. Vay. Bir taraftaki köylere vermişler sopayı, vermişler yumruğu. Bunlar? Tabii, tabii. Arazilerini zorla ellerinden almışlar. Tapularını yaptım. O zaman devlet yıkılmış. Hükümet yok. Ne yapsınlar?